Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sunar. Naspor'a hoş geldiniz. Mutlu pazarlar diliyoruz. Biraz önce sona eren karşılaşmada Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Dominik Torrent'in ilk maçıydı. Bu açıdan da önemli bir karşılaşmaydı. Karşılaşmanın tüm ayrıntılarını Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile beraber konuşacağız. Hikayesi bol bir karşılaşma oldu. Her açıdan hikayesi bol bir karşılaşma oldu. Yani Dominik Torrent açısından da maçın gidişatında tempo açısından da çok keyifli anlar yaşadık. Birçok oyuncunun öne çıktığı, penaltının kaçtığı, kırmızı kartın olduğu bir 90 dakika izledik. Tüm detayları değerlendirmeye, anlatmaya çabalayacağız. Önce açıklama yaptıktan sonra Mastron canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus 10. yaşını harika hediyelerle kutluyor. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem sosyalleşmek hem de bu harika hediyelerden birini kazanma fırsatı yakalamak için videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz diyoruz ve karşılaşmayı konuşmaya başlıyoruz. Erman abi, yani hangi hikayeyi ele alarak başlamak istersin karşılaşmayı? Şunu söyleyelim, bir kere Torrent'in hem kendi takımını hem Türkiye Süper Ligi'ni tanımak için bir zamana ihtiyacı olduğu bence bu akşam çok net bir şekilde maçın özeti. Birincisi kendine has değişiklikleri var. İkincisi Galatasaray'ın sezon boyunca bu kadar organize attığı bir gol hatırlamıyorum. İlk gol değil mi? Evet, bunlar pozitif detayları. Muhteşem bir gol. Yani ders diye göstereceğim bir gol. Galip gelse olay olur. Maçın içerisinde aslında maçın temposu bu ligin üzerinde bir tempo. Harika bir maç seyrettik. Büyük keyif aldık. Onu söyleyerek başlayalım. O yüzden iki takımı da tebrik etmek lazım. Çok bıdı bıdı yapmaktansa, küçük kısa paslarla oynamaktansa iki takım da maçın ilk yarısında dikine ve çabuk gitmeye çalıştı. Belki de maçın tek set hücumunu Galatasaray 10-15 pas civarı bir atağı sonuçlandırarak yaptı. Taylan Berkan 2'ye 1'i ile devam etti. Sola fener notu açıldı. Ortaya çıkardı falan. Mükemmel bir gol evet, oldu. Evet. Şimdi bakarsan tek set hücumunda nefis bir gol çıkardı Galatasaray. Ama devamında fener notun kaçırdığı penaltı maçın kırılma anlarından bir tanesi. Çünkü maçın hikayesini değiştirebilir. 2-0 olduktan sonra biraz daha tutabilirsin ama Torrent'in Hatay gibi bu ligin en basit haliyle, en yalın haliyle hücum eden takımını tanımadığı da bir gerçek. Sürekli savunma arası ve savunma arkası toplar attılar. Türkiye'nin en iyi santraforlarından bir tanesine sahipler. Diouf'a sahipler. Ve çok fazla pozisyon çıkarttılar. Şöyle bir bakarsan oynanan oyunun da pozisyon sayısının da getirisi maçın hakkı zaten Hatayspor'undu. Ama Galatasaray bana göre Fatih Hoca'dan ayrılmadan önceki döneme göre çok daha dirençli gözüktü. Onun da altını çizerek söyleyeyim. Torrent'in kendine has değişiklikleri var demiştim. Mesela maçın bir bölümünü üçlü Emre Kılınç, Kerem Halil çıktıktan ve sonra ve Çıkıldağ'ı öne atarak biraz enteresan bir üçlüyle önde oynadı. 58'den sonra. Evet, biraz belki boş alanı değerlendirmek adına kısa ve çabuk oyuncular üzerinden gitti. Bu kendine has bir değişiklikti ama kendine has dediğin zaman Hatayspor'un da bu ligin en çabuk hücum eden, direkt hücum en kolay yapan pozisyona giren takımlarından bir tanesi olduğunu bu akşam bir kere daha gördük. Nihat abi, maç öyle bir başladı ki yani Galatasaray'ın golüne kadar, Emre Kılınç'ın attığı 23. dakikadaki gole kadar zaten yani 2-3 gol bile görebilirdik. Sabah'ın kaçırdığı net bir pozisyon var. Galatasaray'ın Berkan'la kaçırdığı net bir pozisyon var. Müthiş bir tempoyla başladı karşılaşma. Erman abi de bahsetti. Müthiş bir set hücumunda Galatasaray 1-0 öne geçti. İlk yarıda da Kerem'in frikiyle çok, yani bir takımın en isteyeceği zamanda herhalde galibiyet golünü buldu. 45 artı 6. dakikada devre 2-1 önde girdi. İkinci yarıda ne değişti Galatasaray'da? Oyunu verdi Hatayspor'a. Şimdi sevgili Berkay, biz futbol severler için güzel maç oldu değil mi? 4-2. 6 tane gol izledik. Kaçan pozisyonları izledik. Ama Türkiye'de de böyle bir klişe bir söz var değil mi? Atan ve tutan. İyi olacak. Galatasaray'da tutan kötü. Atan yok. Yani Halil oynadı. Halil de oyundan çıktı. Muhammed işte Cagne yok. Mecburi sebeplerden dolayı. Ama öyle ya da böyle Emre Kılıç'ın attığı golde gerçekten hani bir galip gelse Galatasaray tam böyle Guardiola takımının attığı bir gol. Taylan Berkan işin içinde paslaşmalar. Tiki değil mi Erman? İşte Van Aanholt'un asist yaptı, Emre Kılıç'ın attığı bir gol diye bahsedeceğimiz bir durumda. Ya bak, deplasmanda 4 gol yiyorsan kazanma ihtimalin yok. Ve bir de şöyle bir şey var.
4 gol yediğinde ister istemez senin kalecin tartışılır. İsmail üzerinden tartışılırsın. Çünkü Galatasaray denilince ben doğduğumdan beri Galatasaray kalecilerine baktığımda Simoviçlerden, Tafarellerden, Mondragon'dan, Muslera'dan en önemli noktası İsmail'lere gelen bir Galatasaray. Bugün forvetleriyle anılan bir Galatasaray ama bugün 1-4-6 önde yok sıfır. Sıfır oynayan bir Galatasaray ve deplasmanda 4 gol yiyorsun. Deplasmanda 4 gol yedin mi kazanma ihtimalin yok. Melek Hatay'a karşı. Öyle bir ihtimal yok. Şimdi bu maç çok önemliydi biliyor musun? Neden? Fatih Hoca gitti. Eleştiririz. Neden yolladınız, neden yollamadınız. Ama öyle bir maç ki yeni bir teknik direktör geliyor. Üzerine baskı var. Hatay deplasmana çıkıyorsun. 2 gol attın seni tebrik ederim. Kolay değil. Hatay deplasmanında 2 gol atmak kolay değil. Ki Galatasaray'ın şöyle baktım istatistiklerine. 2018'de 4-2 yenilmiş. 2020'de 3-0. 2021 hani bugün 2022 bugün itibariyle 4-2. Zaten yenilmişsin o deplasmanda. Evet. Ama Fatih Hoca olmadığı için bakış açısı çok farklı. Yeni bir teknik direktör geliyor. Ne yapacak diye bekleniliyor. Ve Guardiola'nın yardımcısı Guardiola sistemiyle bir gol atıyor takımı. Emre Kılıç'ın golüyle. Ama onun sonrası maalesef rakibine çok pozisyon veren bir Galatasaray. Bence de forvetsiz oynadın mı ne bekliyorsun dedim bir Galatasaray. Ama şöyle de bir şey var. Avrupa'ya gitmesi gerektiği söylediğimiz bir Kerem oyun içinde daha önce gol atıyordu, pas veriyordu, driplik yapıyordu, şut atıyordu, çatala bırakıyordu. Frikik'ten de ben gol atıyorum. Frikik konuşalım mı? Ben farklılık yaratıyorum diyen bir Kerem'i de izledim bugün yani. Arkadaşlardan rica edelim hazırsa hafta içinde Kerem'in antrenmanda bir çalışması var. Bir oyuncu çalışması. formdaysa elini nereye atsa doğru iş çıkıyor orada. Evet. Yani frikik çalışmış zaten çok formda bir oyuncu. Geldi çok benzer bir frikiyi attı. Çok şaşırtıcı mı? Hayır aslında daha önce örnekleri de var. Şimdi dile getiremiyorum ama daha önce örnekleri de var. Çok formda oyuncuların frikikçi değilken attıkları frikikler çalışarak var. Çalışarak olur ama. Bu arada Galatasaray'ın en iyisi. En iyisi. Evet. Aynı yere vurdu. Yani. Bu arada Torrent'in sadece Galatasaray'ı değil, Türkiye Süper Ligi'ni tanımakla da ilgili zamana ihtiyacı olduğunu söylemiştim Berkay. Hatay Spor'la ilgili ve bu tip benzer takımlarla çok oynayacak Galatasaray bundan sonraki dönemde de. Maç kaybetmek istemiyorsanız, bu kadar gol yemek istemiyorsanız bir iki tane detay vardır. En önemlisi şudur. Top rakibe geçtiği ilk 5 saniye içerisinde ilk müdahaleyi yaptın yapamadın seni geri koştururlar. Sezonun ilk anından itibaren ezberinde bu oyun var çünkü bu takımların. Ve bir oyuncu kalitesi de var. Kamara, Lobyanisse ve Diouf bunlar kaliteli oyuncular. Bu oyunu da ezbere oynuyorlar. Galatasaray, Çıkıldao, Berkan, Taylan gibi top rakipteyken etkili oyuncular olmasına rağmen ilk müdahaleleri yapmakta hep geç kaldı. Hep geç kaldı. 4 gol yedi Galatasaray. Hep koşu, geriye koşu. 4-5 tane daha net pozisyon var maçın içerisinde. Sürekli not aldığımız evet. için oradan biliyorum. Yani 4-7 dışarıdan bakan bir maçı hiç izlemeyen birisi diye ya 4 var. Gollü. Hayır daha kötüsü de olabilirdi. Evet. Tabii. Farklı daha kötüsü de olabilirdi. Yani pozisyon sayısı zaten Hatay Spor'dan yana top rakibe geçtiği ilk anda istatistiklerde ne deniyordu Nihat? Topu geri kazanma süresi. Çok değerli bir istatistik bence o. Zaten istatistiklerde inanacağınız tek istatistik de bu olsun. Yani topu geri kazanma süreniz eğer uzunsa bugün Galatasaray'ın çok geri koşarsınız. Domenech'i alıyorsan Guardiola'nın yanında yıllarca çalışmış bir teknik direktörü senin söylediğin detay olmalı. Tanımıyor ki Nihat zaten. Topu bir an önce geri kazanma süresi. Çünkü Guardiola'nın takımları neden başarılı? Topu çok kısa zamanda geri kazanırlar. Topu kaptırdı mı hemen kazanır. Ama yıllar... Tamam şimdi ilk maçı. Çok uzun zaman. Hocayı yerden yere vurmayalım ama. Ya kamuoyunda öyle de bir şey var ki. Fatih Hoca gitmiş ya. 8 şampiyonluğu. UEFA kupalı. Bu maçtan galibiyet bekleyen bir Galatasaray taraftarı var. Öyle ya da böyle. Hocayı yolladınız sevgili Burak Elmas. Yeni gelen hocayla bu maçta ne yapacağız diye bekleyen bir taraftar var. Sen 4 gol yiyorsun. Erman'ın da söylediği gibi bu 5 de olabilirdi, 6 da olabilirdi verdiğin pozisyonlardan dolayı. Ve senin de elinde tutulabilecek bir oyuncun var. O da Kerem. Bu arada Van Aanholt Galatasaray'a geldiğinden beri
en iyi performansını gösterdi derim. Hücumda. Bir ara değil mi? Hücumda. Ama savunmada iki gol zaafları vardı. İki gol yedim, piyasada yoksun. Mesela Galatasaray için artık maçın koptuğu an, üçüncü golü yediği an. Orada tabii. Üçlüye dönmüştü Galatasaray. Üçlüye dönmüştü. Fanaol karede yok ya. Hücumda kaldılar abi. Evet. Orada hep beraber hücuma gittiler. Şimdi bir puanı almışsın. Hatay deplasmanındasın. Puan sıralamasındaki yerin de çok rahat bir yer değil şu anda. Puanı almışsın. Böyle yakalanamazsın ki ya. Zaten rakibinin en önemli silahı bu değil mi? Topu tabii. Kazandığı zaman çabuk arka boş Sabah var. Nerede? Sabah var. Kontratak oyuncusu. Yani. Sabah'ın kötü oynadığı maçlardan biriydi bu. İki gol atmasına rağmen son bence 15 dakikaya son 15 kadar dakikaya kötü. Kadar öyleydi. İki gol atsın beğenmeyelim. Öyle bir oyuncu mu olsun hani? İsmail, teknik direktör olduğumda. İsmail Çipe'nin ama doğru söylüyorsun. İsmail Çipe'nin de ne performansını ne kaleciliğini savunacak değilim. Onu söyleyeyim. Yalnız yediği 3. golde. İstatistikleri de geldi son 2 maçta. 3. golde Berkay top marka ayağı çarpıyor. Evet, onu atlıyor biraz insanlar. Hafif bir yön değiştirme var. Yani bu tarafa gitti. Evet, kızgınlıkla meseleye objektif bakamamak başka şeyler. Evet, kızgın olabilir herkes. Özellikle Galatasaray tarafı ama yani bugün yediği gol penaltı. Evet. O penaltı zaten yapacak bir şey yok. Son gol bayağı karşı karşıya. Elbette kaleciliği tartışıldı. Da... Muslera'nın çıkarttığı seviye nerede senin? Çita nerede? Sonra İsmail Çipe nerede? İsmail Çipe'yi Muslera ile kıyaslayamazsın ama iyi kaleci olup olmadığı da tartışılır. Orası Süper Lig kalecisi o bile tartışılır şu anda. Yorumlarda oldukça ciddi bir şekilde tabii biz onu maçı izlerken konuştuk. İkinci golde offside olduğunu söylüyor Galatasaray taraftarı Hatay'ın attığı yönetmenin ikinci golde. Yönetmenin hatası. Evet orada Erman abi sen... Evet, yanlış pozisyon. Net bir açıklama yapayım. Evet evet. Hatay Spor atak başlangıcında pozisyon offside. Ama hakem bunu kaçırdı. Doğru. Devam etti oyun. Kaçırdıktan sonra top Galatasaraylı oyuncuya geldi. Aytaç topu tekrar kaybetti. Kural diyor ki top İptal rakip artık. Oyuncuya geçtiği an pozisyon bir önceki offside konuşulmuyor. İptal. Artık topun kontrolü Galatasaraylı oyuncu almış. Aytaç topu kaptırdıktan sonra offside ile alakalı hiçbir oradan şey yok. Oradan başlıyor hikaye. Evet, hikaye Aytaç'ın topu kaptırdığı an başlıyor. Ama yönetmen bir önceki pozisyonu gösterdiği için orada bir hata ve oldu. Golün bitirişinde bağladığı geldi. İçin sanki o pozisyonun başlangıcı offside'miş gibi. Galatasaray'ın 7 golde offside falan yok. Top Aytaç'tayken kaptırdığı pozisyon offside değil. Orada bir sanırım pozisyon karmaşası oldu. Yönetmenin biraz yanlış gösterimi yüzünden. Evet, yani o tartışmaya da bir açıklık getirmiş olalım. Çünkü oldukça fazla yorum gelmişti konuyla alakalı. Ne diyorlar arkadaşlar bu arada? Yani genel olarak Nihat abi... hakem üzerinden tabii çok okuyan Galatasaray taraftarı var karşılaşmayı. Ama o bir yayıncı kuruluşun yanılgısı olabilir. Yani Erman çok güzel anlattı zaten doğrusu. Taylan'ın işte pozisyonu var, kırmızı kartı. Golde faul olduğunu, hangi gol olduğunu yazmamış ama faul olduğunu söyleyen bir seyircimiz biz var. Biz bir şey söyleyeyim mi? Berkan'ın oynadığı orta saha, değil mi? Eleştiriyorduk. Ne yapıyor diyorduk. Üçüncü golde faul diyorlar mesela. Sasha Boy'un Ruben Ribeiro ile yaptığı. Ya tekrardan izlememiz lazım. 4 tane gol yiyorsan 4'ünde de hata olmaz. Ben onu söylerim. Penaltılar doğru. Bugün yani. Değil mi? Evet. Penaltılar doğru. Penaltılar doğru. Kırmızı da doğru. Van Aanholt penaltıyı atsa değişebilir. Maç neden Van Aanholt kullandı onu da bilmiyorum. Çok enteresan. Hiç değil kaçırmamış mi? Çıkıldao kariyerinde. Yani penaltıyı o da bir enteresan değil mi Erman? Van Aanholt penaltı atıyor. Bak golü atsa Van Aanholt bu gece maçın yıldızı değişebilir. Kerem'le beraber Van Aanholt olabilirdi. Çok maçın iyi oynadı. Değişebilirdi. Ama savunmada da şimdi tek yönlü oyuncu olmaması lazım. Van Aanholt'un önceliğinin biraz savunma yapmak olması lazım. Yani iyi oynamadı ama orada at koşturuyorlar ya. Evet. Çok boşluk bırakıyor yani. Biraz gününde olsaydı Sabah çok daha farklı bir skora da gidebilirdi. Van Aanholt'un açıklamaları Sabah varmış. Sabah da 2 gol attı bu arada. Gününde olsa 4 tane mi atsın istiyor? Yani yakaladıkları... Ben anlıyorum ama. Tabii. Çok daha iyi oynama kapasitesi var. Oyuna giremedi evet. Sabah yani. Van Aanholt demiş ki oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Penaltıyı kaçırmam oyunun kilit noktası oldu. Bunun için herkesten özür diliyorum. Biz Galatasaray'ız. Takım arkadaşlarımla kendi aramızda konuşuyoruz ama şu anda şans bizim yanımızda değil. Bunun dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kasımpaşa maçından 3 puan almak istiyoruz. Kasımpaşa da bugün galip geldi. O da iyi gidiyor. Yani Kasımpaşa son 2 maçı kazandı. Giresun deplasmanında hem de. Emre'nin de açıklamaları vardı sanıyorum ki. Emre Kılıncı da verelim. Maça iyi başlamıştık. Öne de geçtik. Penaltıda kazanmıştık. Kırılma anı o oldu. Kaçırdık. Ondan sonra tekrar öne geçtik. Skoru koruyamadık. Sezon başından beri yediğimiz gollerin hepsi hemen hemen aynı. Her seferinde aynı şekilde gol yiyoruz. Halil'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Berkay. Bazı arkadaşların eleştirdiğini görüyorum sosyal medya üzerinden de. Halil hiçbir takımın en önde tek sırtını stopere yaslayarak oynayacak oyuncusu değil. Halil'i tek fizik oynatmayın. Fizik olarak da değil.
özellik olarak da değil. Birkaç pozisyon var maçın içerisinde püf noktası diyebileceğimiz. Alıp yüzünü dönüp stoperlere servis yapmak istiyor ama en öndeki oyuncusu kendisi olduğu için adam bulamıyor. Halil önünde bir santraforla oynarsa iyi bir ikinci santrafor. Tam bir 9.5 o artık ne dersen Firmino de ona. Firmino gibi. Evet. Yani o tarz bak, bir oyuncu. Necati Ateş gibi biraz tarz. Evet. Şurada hazırı var. Halil milli takım maçlarında kiminle yan yana oynadı? Burak'la. Cebelitar. Neler yaptı? Çok basit. Ya bu kadar basit. Galatasaray'da Mustafa Halil arkası dönük oynayan bir forvet oyuncusu değil. Arkası dönük oynamayı bilen bir forvetle oynattığın tarzda daha çok verim, verim alırsın. Milli takımda da örneği. Burak'la yaptığı duvarlar attığı goller, yaptığı asistler, oyunda daha aktif olması. Ya bazı şeyler zor değil ya. Şimdi Domenech'e de bir şey demiyorum. Domenech hani bu takımı ne kadar izledi? Bu oyuncuları ne kadar izledi? Yani... İzlemedi. Geldi. Belki 2-3 gün böyle oturdu. Videolarını izledi. Geçmiş maçlara baktı. Ama şöyle de bir şey var. Hatay deplasmanı zor bir deplasman. Hatay'da son dönemde ligde düşüş içinde olan bir takım ama çıkış arayan bir takım. Çıkış için en önemli fırsat nedir? İstanbul'dan gelecek büyük takımlardır. Değil mi? Vitrin başlar. Ya Sabah, Diouf. Senin zaten aktif iyi oyuncuların var. Biri 2 gol atmış, diğeri 1 gol atmış. Sen 4 gol atıyorsun içeride. Sen 4 gol yedin mi? Bak dünyanın en iyi takımı da deplasmanda 4 gol yedi mi kazanma ihtimali çok zordur yani. Sezon başından beri izliyoruz ligi. Evet. Hatay Spor'un bu kadar çok pozisyona girdiği bir maç hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Ve pozisyonlar çok net pozisyon. Net yani karambol, ceza sahasında çok oyuncuyla bulunmaktan bahsetmiyorum. Santrafor ya da forvet oyuncularının İsmail Çipe ile baş başa kaldığı çok fazla pozisyon var. Galatasaray savunmasında ciddi problemler var. Bir kere önce çözmesi gereken... Nereden başlaması lazım? Oraya gelmek istiyorum oyunu abi. Oyunu dar alana çekmekten başlaması lazım. Modern futbolda oyunu dar alana çekemezsen bugünkü gibi geniş alanda her takımın etkili oyuncuları var. Ya tahmin ediyorum bütün sezon boyunca en keyif aldığı maçı oynadı Hatay Sporlu oyuncular. Rahat. Çok rahat. Biz her bugün kazanırız koşu, diyorlardı her yaptığı koşunun karşılığını bu arada yardımcı hakem Alex Taşçıoğlu mu? Erdem Bayık. Abi çok hatalı bayraklar kaldırıyor. Çok hatalı. Her savunma arkası ya da arası yapılan koşularda topla buluştu Hatay Sporlu oyuncular. Evet. Offside olmayan pozisyonlarda var. Olan var olmayan belki var ama bu kadar topla. Tamam Alparslan, ben hep söylüyorum Alparslan iyi futbolcu, kötü stoper. Bak iyi futbolcu ama kötü stoper. Stoper değil. Bir ya orta saha oyuncusu Alparslan. İyi insan mı diyelim? O kadar da değil. Yok öyle yerde oynar diyorsun ya tabi. Yani o kadar da zorlamayayım. Ama... Erman bir şey söyleyeyim mi? Biz az çok maçları izliyoruz ya. Denizli Spor maçını hatırlarsın değil mi? Evet. Sen bir gol attı. Sen takıldın o pozisyona. Evet. Bak ben oyuncunun mütevazisini severim ya. Sen zaten Galatasaray formasıydın. Denizli Spor maçında bir gol attı uzaktan. Evet. Şöyle bir duruşu var. Böyle bir bana havalı geldi. İbrahim sonra kırmızı kartı yedi bugün o maçta. Bugün penaltı ve eğlendin. Mesela Galatasaraylı arkadaşlar hakem üzerinden okuyor. Sarı kartı olan Alparslan penaltıyı yaptığı an bariz gol şansından ikinci sarıyı da gösterip atabilirdi Alparslan. Sen Galatasaray'ın stoperisin ya. Her evet maçta kırmızı kart görme olasılığın varsa sıkıntı var yani bunda. Bu kadar kolay olmamalı. Doğru. Sen bak Denizli Spor'a karşı kırmızı kart gördün. Elendin. Hocan gitti sonra. Sezonun faciası o zaten. Ya bir de gol atıyorsun. Sanki bana 40 tane 30 metreden gol attın Alparslan. Şimdi kusura zaten bakma. Zaten görevin yani de o değil. Şöyle yani bir duruşu var. Ben sanki bunları hep atıyorum. Sonra Denizli Sporlu oyuncularla bir tavrı vardı. Bak bir gram tanımam. Yüz yüze gelmedim. Ben sadece duruşundan bahsediyorum. Ya sen zaten Galatasaray forması giymişsin. Orada Denizli Sporlu oyunculara o tavrın... Hani benim hoşuma gitmedi ya. Bugün de kırmızı kart yer miydin? Yerdin yani. Sadece o pozisyonda değil bir de Diouf'un yani Alparslan'ın sektirdiği Diouf'un da sektirdiği bir pozisyon var ki o bence daha net bir hataydı. Sonra tesadüfen topa vurulmuş bulundu Alparslan. İlk yarıda 30. dakikada bir pozisyondu. Hatay Spor'un santraforu Diouf kaç yaşında Berkay? 35 oldu. 35-36. Fenerbahçe eğer Diouf'a sahip olsaydı santrafor aramazdı. Bugün 7 puan fazlası vardı. Galatasaray'da. Fenerbahçe mi? Evet. Bir şey söyleme. Galatasaray bile Diouf'u isterdi. Diouf'u şimdi şöyle bir imrenerek bakıyordu. Çok iyi oyuncu hakkında. Evet. Fenerbahçe'nin kesin 7 puan fazlası vardı. Yani bir 6-7 puan fazlası vardı Diouf'la beraber. Ne yapardı? Şampiyonluk adayı olur muydu o zaman? Gene olmazdı. Ama... Bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdi burada Serhat'la çok program yapıyorsun. Evet. Fenerbahçe üzerinden fanzini yapıyoruz, maç sonlarını.
Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı teknik direktör mü yoksa iyi bir santrafor mu? İyi bir santrafor işleri değiştirebilir de teknik direktörün de ömrünü uzatabilir. Erman sen ne düşünüyorsun? İyi bence bir, iyi bir santrafor. İyi bir teknik direktör vasat bir santraforun da açığını kapatır bana göre. Doğru cümle. Onu da düzeltir diyorsun. Ben ama teknik direktör tarafındayım. Ben şahsen iyi bir Perara'ysa kesin. Bak. Perara gitti artık. Perara gitti de Perara sonrası da bir ay sonra İsmail Hoca geldi biliyorsun. Keşke ertesi gün gelse. İsmail Hoca geldi diye de hiçbir şey demem. Doğru karar şu an için. Alamıyorsun çünkü devre arası. Kim kabul eder ya 6 aylık başka? İyi bir teknik direktör düşün bakayım 6 aylık falan var. Kim kabul eder? Yani dönem olarak verilebilecek en iyi karar. Ama Mesut'u da 64'te çıkaran bir İsmail Hoca. Orası da enteresan. Biz dönelim yine Galatasaray'a. Biz ama şöyle bir şey var. Bugünkü maç şu açıdan çok önemliydi. Ya öyle ya da böyle Galatasaray'la ismi yanından olan bir Fatih Hoca görevinden ayrıldı, gönderildi. İster istemez Galatasaray taraftarı camiası Domenech geldi. Oo, Guardiola'nın yardımcısı. Hakikaten bir Emre Kılıç golü izledik. O tarz bir gol gördük. Ama sonuç 4-2. Şimdi Fatih Hoca üzerinden bu maç konuşulur. Hocayı yolladınız. İlk maçta 4 gol yedik, mağlup olduk. Ben burada hocayı savunmuyorum. Ama Avrupa'da başarılı bir hoca vardı. Doğru. Bu ne anlama geliyor? Galatasaray'ın kuruluş amacı. Diyor ki, Türk olmayan takımlara karşı galip gelmek. Galip geldin mi? Geldi. Fatih Hoca bir açıklamasında ne dedi? Bizim taraftarlarımız dedi, Avrupa'da başarılı olan Galatasaray'ı desteklerler dedi. Ama benim için Avrupa'da başarılı olmak yeterli değil, ligde de başarılı olmak önemli dedi. Abi Avrupa'da başarılı hocanı yolladın, Guardiola'nın yardımcısını getirdin orada ve ilk tabii maç 4 gol yedin. Ne değişti? Bak ben Fatih değişti? Hoca'yı savunmuyorum. Fatih Hoca'nın ligdeki performansı gönderilmeyi hak ediyor. Ama senin kuruluş amacın Avrupa'da başarıysa burada başarı var. Mart ayını bekle. Oynasın Fatih Hoca o maçı. Değil mi? Galatasaray bence o maçı oynasın. Ne değişti? Sonra yolla derim yani. Yani ne değişti demek için erken ya tabii ama ne değişebilir? Yani potansiyeli bir şey değişmiyor. İşte ne değişebilir? Değişmiyor biraz, bir şey. Biraz zaman tanımak lazım. Yani elinde de sihirli değnek yok ki 3-4 günde bir anda Galatasaray'ı bambaşka bir yere getirsin. Galatasaray çok formda bir takım olarak kalmadı Torrent'e. Yani bir anda çok gelip de formsuz oyuncular formsuz var. Yani Galatasaray'da çok en formda evet diyebileceğin oyuncu Kerem. Kerem o da devam ediyor. Onun dışında hep inişli çıkışlı performanslar var. Yanına oyuncu katmak lazım. Şimdi bu oyunda 4-5 günde de olacak bir şey değil. Nihayetinde uzun süreli bir kamp yapma şansı da olmadı. Hazırlık maçı falan da oynamadı. Geldi bir hafta arası antrenman bölümü 3-4 tane. Ondan sonra şunu sormak istiyorum Erman abi. Biraz bence ama oynatmaya sabır göstermek lazım. Erman futbol camiasını çok iyi biliyorsun. Fatih Hoca Galatasaray'ın dışında. Ve Galatasaray maç kaybediyor ve yeniliyor. Gündem ne olur? Tamam da Nihat çok erken ama ya. Bir şey sormak istiyorum ya burada. Tamam Erman daha abi yeni ayrıldı ve başarılı ayrılmadı ki Galatasaray'dan Fatih Hoca. Ligde. Yani bu proje ligde başarısız. Bu proje hakikaten iyi sinyaller veriyor mu gelecek için? Bırak Avrupa'yı, ligi falan boş Türkiye'de, ver. Türkiye'de artık proje, sabır, zaman yasak. Olmadı yani. Net yani yasak. Artık bunlar şimdi yok şey yani. Şimdi sormak istiyorum. Şimdi Torrent'in, Domenech Torrent'in oynatmaya çalıştığı bir oyunun yani emarelerini gördük. İlk golde de gördük. Daha çok topu ayağında tutmaya çalışan, daha çok pas yapmaya çalışan bir takım. Ama şimdi Galatasaray'ın oyuncu kadrosu, mevcut kadrosu bu oyunu layığıyla oynamaya müsait mi? Bu oyunu oynayabilir mi? Onun istediği oyunu oynayamaz. Gerçekten Manchester City oyunu mu bekliyorsunuz Galatasaray? Yok oynayamaz. Hayır, yani, ya da Barcelona, hayır, eski Barcelona oyunu mu? Hayır abi. Tamam pas kaliten yükselir. Ama önemli olan savunmaya geçişler. Yükselir. Şu anda Galatasaray'da en önemli eksik savunmaya geçiş. Uzun sürüyor çünkü. Uzun top sürerse kaldı, pas kaliten de düşecek. Çünkü nefes nefese kalacaksın her zaman. Çok savunmacı orta sahayla oynamak savunma senin yapmak anlamına evet, çabuk savunma yapmak anlamına gelmediği gibi zaten pas kaliteni düşürüyor. Bugün ilk golde harika bir iş çıkarttılar. Bence sezonun çok en güzel golü. Çok güzel gol. Ben ya 35 metreden tabii vurulan şuta bakmıyorum. Boş kale atılan ben gol. Ben 15 tane yüksek kaliteli pasa bakarım. Sonuncusu da bitirişe bakarım. Harika bir gol attı Galatasaray. Denizli. Evet, evet. Biz pozitif anlamda söyleyebileceğimiz şeyler var Galatasaray'la ilgili. İki gol attı, bir penaltı kaçırdı. Pozisyonları da var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam Emre Kılıç'ın
Çıkıldağ'ın atamadığı bir gol var 2-2 iken. Maçın kırılma anlarından bir tanesi. Şimdi bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesine karşı deplasmanda oynadın. Galibiyet de sana kadar geldi. Formda bir sezon geçirmiyorsun. Torrent'e de bir 3-5 hafta müsaade edelim. Ben eleştiririm. Herkes eleştiriyoruz ama biraz şu olmaz sabır mı önce. Büyük takımlarda şimdi hedeften koptuğunuz zaman ligin geri kalanını oynamak çok kolay olmuyor. Yani bunu çok zor oluyor. Oyuncuya zul gelmeye başlıyor. Evet. O iş artık. Bence Galatasaray'ın en kısa yoldan bir 3 puana ihtiyacı var. 2 maçı böyle 2 maç 6 puana ihtiyacı var ki o Torrent'i... Senin gibi düşündükleri için hata yaptılar. Maç 2-2 iken bak bu ligin zor deplasmanlarından bir tanesindesin. Maç 2-2. Yediğin 3. golde eksik yakalanıyorsun. Galatasaray 2-2 iken maç gidiyor geliyor oyun. Bu şekilde eksik yakalanmaz. Oyun aklı dediğimiz şey budur. Mesela maç boyunca çabuk ataklarına şahit olduk Hatayspor'un. Maç 2-2 iken bu ataklara artık izin vermeyeceksin. Dörtlü önünde ön libero bekleyecek. Pozisyonunu alacak ki böyle yakalanma. Gol atabilirsen atarsın ama atamazsan da yemeyeceksin. Şunu demeye çalışıyorum. 3 puandan daha önemlisi ne biliyor musun? Önce kaybetmeyeceksin. Artık kaybetmeyeceksin. Ama kırılgan bir takım Galatasaray. Zaten 13. sırada çıktın maça Berkay. İşte psikolojik o kadar çok kırılıyor ki Galatasaray gol yedikten sonra. Geri dönüş o reaksiyonu hiç verememeye başladı bu noktadan sonra. Bir şekilde bence Galatasaray'ın yani iyi oyun kötü oyun bakmaksızın bir 3 puan alması Türkiye'de lazım. Türkiye'de hangi takıma karşı bu kadar dengeni kaybederek gidersen cezayı keserler. Cezayı keserler bu ligde. İşte zor ligdir bizimkisi. Kalitesinden herkes şikayet edebilir. Katıldığım yerler çok zor. Ama zor ligdir. Bence puan durumundaki sıralamadaki Galatasaray'ın durumu bence onu yaratıyor zaten. Berkay, yukarıya bakan Galatasaray taraftarı camiası acaba 2-3-4 olur muyuz derken bugün Göztepe 21. Bak arkadaşları Kasımpaşa ile oynuyor Galatasaray. Kasımpaşa 21. Şimdi Kasımpaşa ile oynayacak. Kasımpaşa oldu kazandı 24 oldu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sonra Trabzon var. Trabzon büyük Trabzon. Takım futbolcusunun buralarda bu seviyelerde amaçsız bir ligde oynaması çok kadar zor bir şey yoktur. Konsantre edemezsin. Fenerbahçe'den şahit panik oldu. Başlar tedirginlik başlar. Yakın dönemde son 5-6 haftaya kadar inanılmaz sendeledi. 6. son 6 hafta 6 maçını kazandı da bir anda 6. Evet. oldu. Ama Galatasaray yani seri yakalar. Görürsün. Galatasaray 3-4 maçlık seri yakalar. Yakalayamıyor. Yakala. Bence ondan sonra yakala. O seriden sonra bence Torrent'in de istediği birazcık yani daha oturmaya. Yani oyun kalitesinden önce senin söylediğini anlıyorum. Yalnız bak Erman. Skora odaklı Erman, demek istiyorum. Erman fikstüre bak Erman. Kasımpaşa bak bugün gitti Giresun deplasmanında. Evet Giresun Spor 10 kişi kaldı. 2-0 kazandı. Ki bence içeride, de ofansı iyi bir takım. Nihat şu fikstürden. Sonrası Trabzon. Olsun. Bak çok riskli bir maça çıkıyor Galatasaray. Sonra bambaşka bir şeyler konuşulabilir yani. Alanya deplasmanı var. Kasımpaşa yendi 24 oldu. Bambaşka bir lig izleriz Galatasaray şu, adına. Şu fikstürden, çok tehlikeli. Şu fikstürden minimum 3 maç kazanır diyorum. Bakayım. Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Kayseri, Göztepe'den 3 maç kazanır. Bu fikstürden var ya. 3 maç kazanır. Kasımpaşa, Erman, Kayseri, Göztepe mi? Kasımpaşa. Fark etmez. 3 maç Kasımpaşa, kazanır. Kayseri büyük ihtimal kazanabilir ama Trabzonspor, Alanya ve Göztepe deplasmanında kaybetme ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. Bu oyunla. Alanya bu yediği spor, gollerle. Alanya 3 spor, maçta kaybetme ihtimali var. Trabzon, Alanya, Göztepe. Peki söylüyorum. Alanyaspor maçı hangi maçın benzeri? Bugün oynadığım bugün için maçı benzeri olacak. Aynısı. Bugün de izledim Alanyaspor'u. Zaten maç izlemekten gece Altay deplasmanında futbolcular koşuyor. Altay deplasmanında garip geldi. Geldi. Farioli. Aynı oyunu oynadılar biliyor musun? İşte %70 Farioli, topa sahip. İşte Farioli bugün öyle Bülent Hoca'dan çok farklı bir oyun falan da oynadı. Yok yok yok. Bildiğimiz yani Alanyaspor'u mücadeleye dayalı izledim. Bir oyun oynandı. Evet. Ama Galatasaray'a karşı bugün Hatayspor'un oynadığı oyun gibi Efecan bir taraftan gidiyor. Çabuk çıktı. Mesela yani. Davidson bir taraftan gidiyor. Evet. Emre Akbaba da servisçi. Yine hareketli santrafor. Ruben gibi Emre'yi düşünürsek. Çok benzer bir Hatayspor'a çok benzer bir profil. Sıkıntı bir takım. Yaşar mı? Yaşar. Evet. Ama şimdi Hatayspor maçından tecrübelisin. Aynı hataları yapmaman lazım. Aynı hataları yaparsan oturur Torrent'i eleştiririz. Ama bir 3-4 hafta müsaade etmek lazım ya. Ya ben biraz Torrent'i eleştirmiyorum da koskoca Galatasaray camiasının hocası Fatih Terim olur, Torrent olur ya da herhangi X biri olur. Ligin bu haftasında 27 puanla görmek normal bir şey değil normal yani. Değil. Çok kimse değil. Kusura bakmasın ya. Yani normal. Fatih Hoca neden gitti o bu şu bazen savunurum savunmam sorun değil ama koskoca Galatasaray ligde 13. sırada ligin dibine daha yakın ligin zirvesinden uçsak.
Kimse kusura bakmasın. Bunun da bir bedeli olur yani. Eksi averajda. Yani Berkay. Ya eksi 2 averaj ne demek ya 21 haftada? Bu şaka gibi bir olay yani. Çok fazla ben giden teknik direktörün ismini daha gittiği ilk hafta zikretmekten yana değilim. Ama şunu merak ediyorum. Mağlup olduğu için tabii ki kızgın Galatasaray taraftarlar, sonuna kadar da haklılar. Bir de 4 gol var. Kimi oynatacaktı yani kardeşim Fatih Terim olsa? İsmail Çipi oynatmayacak mıydı? Kim oynatacaktı? Alparslan'ın Markan'ın yanında oynatmayacak mıydı Nelson'un yanında? Aynı yok, kadro öyle çıkardı. Aynı kadro. Ben Fatih Hoca olsaydı kazanırdı diyemem bu akşam için. Kesin ben Alp Gül. Kusura bakmasın. O varken de kazanmadı ligde zaten. Evet kazanmadı zaten. Olay o da değil. Gitti zaten. O yüzden niye gitti? Olay o da değil. Yangın yapmasın kimse boşu boşuna. Adama bir fırsat madem getirdin bir fırsat tanıyın 3-4 hafta. Galatasaray bu ligde bir şey olmaz. Tamam puan sıralaması aşağılarda falan. Bitti. Bir şey olmaz. Ama yukarılara oynar mı oynamaz mı kısmında. Yukarılara dedim şampiyonlar değil elbette. En azından ilk 5 içerisinde kalmak durumunda önemlidir her zaman. Avrupa'ya gider mi gitmez mi? Şuradan önemli Erman abi. Burak Elmas dedi ki bizim bu 3 yıllık planımız Fatih Hoca gitse de devam ediyor. Şimdi sen seneye Avrupa'ya gidemediğin zaman bu plan da sekteye uğruyor. Bu plana ben çok inanmıyorum. Bırakalım ya, ben planları bırakalım. Ya. 26, başkasının için söylüyorum. 26-27 yaş ortalaması var. Bugün Galatasaray'da Kerem haricinde parlayan bir oyuncu yok. Genç yetiştirdiğin oyuncu yok. Var mı? Nasıl yok plan değil mi? Nasıl plan? Kerem hangi plan? Bu planı, bu planın doğru olup olmadığından hani hiç emin değilim. Bugün Atalay oyuna girdi mesela. Galatasaray taraftarlarının çok beklediği bir oyuncuydu Atalay. Oyuna attı onu. Ya böyle bir streste, böyle bir streste, böyle bir dağınıklıkta, böyle bir engellik içerisinde oyuncu yetişir mi Allah'ını seversen? Çok, çok kolay hikaye değil. Torrent'in açıklamaları geldi. Verelim hemen. Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 ile berabere şansı üzerine hamle yaptık. Bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anlıyoruz. Fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontratak yedik. Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük. Beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu. Goller geldi. Maçın iyilerinden dediğimiz Fanan Oltun bıraktığı boşluklardan bahsediyor. 3-4-3'e döndü. Evet. 3-4-3'e döndü. Fakat Galatasaray daha önce bu oyunu hiç oynamadığı için maç içinde değişti mi? Alışık çok maç içerisinde bunu kendileri bile çok fazla idrak aynen edemedi. Yadırgadı biraz. Evet. Eğer daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık daha iyi bir sonuca ulaşacaktık. Afrika Kupası'na gitmiş oyuncularımız var, sakatlarımız var. Bunların hepsi bahane olarak kullanılmaması gereken şeyler. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Atay'ın da en önemli oyuncularından El Kabi o da yok. Yani sadece Galatasaray'ınkiler gitmedi. Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada. Transfer kararını kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum. Demiş Dominic Torrent. Transfer sorusuna da böyle cevap vermiş. Transfer istiyorum diyor. Yani ve benim istediğim alın diyor. Evet. Aman diyor. Aman benim sistemime uygun, istediğim oyuncu tarzı sahanın içinde yansıtabilecek kişileri istiyorum diyor. Şunun çok çarpık olduğuna inanıyorum Nihat. Yönetim bir transferi yapıp hocanın önüne koyup al bunu oynat dememeli. Hocaya sormalı. Keşke Erman nasıl olsa biliyor musun? Biz Galatasaray'ız. Rakip sahada oynamak istiyoruz. Çok pozisyona girmek istiyoruz. Dönen topları alacağız. Hani bir sistemimiz var kulüp olarak. Dominic gel sen de bunu yönet. İşte öyle olmuyor. Ama keşke maalesef ülkede böyle olmuyor. Sonra hoca geliyor. Hoca geliyor sonra böyle yapıyor. Ya diyor şu 5-6 oyuncu benim işime yaramaz ben yolla. 5-6 tane al. Para var mı? Harcıyorsun borç artıyor. Sonra ne sistem var ne proje var. Sıkıntılı bir durum ya. Yalnız neye ihtiyacı ama var? Koskoca Galatasaray nasıl bu hale geldi? Ya 27 puanım var ya. Ligin dibi 21 puan ya. Ve ligin dibindeki Kasımpaşa ile oynayacaksın. Ve kazanma ihtimali de kesin Galatasaray kazanır diyemeyeceğimiz bir maça çıkacaksın. Kasımpaşa yendi diyelim 24 oldu. Ya bu stresi büyük takımlar alışık değil. Oyuncular alışık değil. Yönetmek de kolay değil. Çok zor. Hakikaten çok zor. Ya çok Avrupa'da zor grubundan yenilgisiz çıkmışsın. Ligde bu durumu yaşıyorsun. Ya yemin ediyorum Galatasaray taraftarlar şu an şoktadır ya. Bir yerde muhteşem bir rüya, diğer yerde kabus. Ya bu nasıl bir yer ya? Hani Beşiktaş'ın rengi gibi bir yer siyah, bir yer bembeyaz. Çok enteresan. Hakikaten Allah sabırlar versin yani o Galatasaray camiasına. Nihat abi teşekkür ederiz. Sana da teşekkür benim ederim. Benim vaktim mi geldi? Senin vaktin geldi. O zaman seni Erman biz tutarız gibi sabaha kadar tutarız seni ama. Yayınım var. Evet. Ağzına sağlık. Sağ ol kardeşim benim. Size iyi biz devam edeceğiz diyorum şimdi Erman Özgür'le beraber. Her zamanki gibi
Vakti bile anlamadım yani. Kronometreye ben baktım. Oyuncu değiştirme zamanı hatta geldi. Uzatmaları bile oynattı. Uzatmalar bile yalnız oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Pro lisanslı teknik direktörlerden daha iyisin. İşler makonuzun. Biraderim görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Şimdi biz Erman abiyle devam edeceğiz. Abi Torrent'in açıklamalarından son kısmı tekrar rica edelim. Transferle ilgili yaptığı açıklamada, yani şu transferin üstüne biraz gitmek lazım. Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum. Öncelikle şunu söyleyelim, neye ihtiyacı var Galatasaray'ın? Bence kaleciye. Sorulması gereken en önemli soru bu. Muslera'nın dönüşünün ne zaman olduğunu biliyor musun tam? Yaklaşık 1,5-2 ayı var. 1,5-2 ayı var. Galatasaray'a kaleci lazım mı? %100 lazım. Bu bir. İkincisi, madem Torrent gibi Guardiola'yla çalışmış bir adam getirdin. Yani bir pas oyunu oynamak istiyorsun. Galatasaray'ın savunmanın önünde Galatasaray'ı organize edecek çok iyi bir orta sahaya ihtiyacı var. En güzel örneğini de bugün Galatasaray maçını seyreden arkadaşlar seyretti. Ribeiro bu ligin en iyi organizatörlerinden bir tanesi. Biglia böyle bir organizatör. Beşiktaş'ta Pjanić, Trabzonspor'da Marek Hamsik, Fenerbahçe'de Sosa iyi oynamasa bile bu tip bir oyuncuya ihtiyacı var bana göre Galatasaray'ın. Çünkü bulmak da kolay Berkan, değil Erman abi. Ya ben Berkan'ın Galatasaray'da hiçbir zaman bir as solist olacağına inanmam. İyi bir tamamlayıcı oyuncuya dönüşecektir. Ama aynı şeyi Taylan için de söyleyeyim. Aynı şeyi Aytaç için de söyleyeyim. Üçü de. Ama bu oyuncular yanlarında general tabir edebileceğimiz. Fernando'yla. Özel bir oyuncuyla, Galatasaray'ların sevdiği bir oyuncu, Fernando gibi bir oyuncuyla oynarsa bu oyunculardan doğru oyuncular diye bahsedebiliriz. Ama işin kaliteli kısmında yoklar. Maalesef yani o kreatiflikte yoklar. İşin pas kısmında yoklar. Sadece mücadeleyle de Galatasaray'ın oyunu okunmaz. Galatasaray'ın önce orta sahada bir kaliteye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bir orta saha oyuncusu bir kaleci kesin olarak ihtiyacı var. Şu anda görüntüde görüntü o. Forvet'e, elindeki bence forvetleri yeterli Galatasaray'ın ama ondan verim alma noktasında Torrent'ta bir nasıl etki edecek? O önemli. Alamazsa forvet'e de ihtiyacı var gibi görünüyor. Jagne ve Mustafa Muhammed sağlam döndükleri zaman kimi tercih edecek, kim forma rekabetini kazanacak bilmiyorum ama Galatasaray'ın arkasında önde oynatacağı santraforun arkasında Halil'i oynatacağını düşünüyorum. Bugün eldeki oyuncular üzerinden bir konsept belirledi. İkinci yarıda değişti o konsept. Çünkü oyun Galatasaray için çok iyi şeyler vaat etmiyordu. Değişikliğe rağmen pozisyon vermeye devam etti Galatasaray. Zaten kendisi de bundan bahsetmiş çok net bir şekilde. Baktı ki rakip çok kontratak yapıyor. Üçlü stopere dönelim demiş. Ama dediğim gibi üçlü stoper konusuna da, üçlü savunma konusuna da Galatasaraylı oyuncular pek aşina değil. Oynamak yani çok pratik gerektiren bir durum. Nelson olsaydı Luyendama'la beraber nasıl bir bak marka ayı ben bazen çok eleştiriyorum. Bazı Galatasaraylı arkadaşlara da ters düşüyoruz. Ama üçlü oynarsan sol stoperde çok daha çok iyi ideal. Oynar. Çok daha iyi oynar. O zaman çok daha değerli bir oyuncu gibi gözükecek. Çok üçlü ideal oynarsan Tisserand'ın Fenerbahçe'de olduğu gibi. Çok hata yapan dörtlüde bir oyuncuyken üçler. Üçlüde bir anda iyi bir oyuncuya dönüştü. Aynısı Markao için de geçerli olabilir. Markao sol stoper. Ortada Galatasaray geçen sezon değil ondan önceki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı. Üçlüyü kullanmıştı Fatih Terim. Donk, Luyendama, Markao üçlüsünü. Donk'un göbekte oynadığı maçları oynamıştı. Donk orta saha özellikli de bir oyuncu olduğu için zaman zaman öne çıkıp geriye yine dörtlü yapabilirsin. Ama elinde şu anda tabii. Donk profilinde bir oyuncu yok Galatasaray'ın. Yine söylüyorum Galatasaray'ın top rakibe geçtiği ilk anda savunma tepkisi verebilmesi Torrent'in de kaderini belirleyecek. Çünkü bundan sonraki bütün maçları böyle oynayacaksın. O reaksiyonu veremediniz mi? İşte oraya bir transfer o yüzden. Veremiyor. Şöyle bir şey var. Bak Hatayspor topu kazandığı anda 3-4 pasla rakip kaleye giden bir takım. Kasımpaşa ile oynayacak o da öyle bir takım. Önümüzdeki fikstürde Kayseri var. O da öyle bir takım. Göztepe var. Halil Akpınar üzerinden düşün. Her o da öyle bir takım. Ya. Bu takımlar sana topu bırakıyor. Kazandığı anda çabuk gidiyor. Galatasaray bu işi çözemezse ligi buralarda bitirecek. Şimdi bir sportif direktör de konuşuluyor Galatasaray'da gelmesi gündemde olan. Yani Erman abi buna nasıl bakıyorsun? Şimdi bir sezon ortasında sportif direktör getirmek çok akla mantığa gelmiyor bana yani. Torrent mantıklı demiş gelmiyor. Ki alınacak oyuncuyu bana sorun demiş. Sanırım bir futbol şubesi sorumlusu isteniyorsa onu da ona sormak lazım. Ama normalde sportif direktörün hocayı çünkü belirlemesi gerekmiyor. Çünkü futbola sportif direktör ve teknik direktör farklı yerlerden bakıyorsa o zaman problem yaşarsın. Şimdi biz Torrent'i çok tanımıyorduk. Teknik direktörlüğü konusunda bir fikrimiz yok. Geldi Galatasaray'da. Bunu anlayabilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Torrent'in de bu ligi ve Galatasaray'ı tanımak için zamana ihtiyacı var. Ha diyeceksiniz ki puan sıralaması tamam da bu duruma getiren de ya da geç kalan da sensin. Tabii. Değişiklik konusunda. O zaman en az 3-4 hafta sabretmek zorundasın. Sancıları çekeceksin.
Ama futbol şubesi sorumlusu getirmek ne yetki verdiğinle alakalı. Ne yetki vereceksin? Transferi bütün tamamını bırakacak mısın futbol şubesi sorumlusuna? Teknik yani, direktörle beraber karar vermesine mi? İkiniz yönetimi diyeceksin. Diyeceksin. Ne diyeceksin? O çok önemli. Mesele her zaman yetki üzerinden okunur böyle şeylerde. Ne olmalı? Ben futbol şubesinin çok faydalı bir şey olduğunu düşünmüyorum Süper Lig'de. Bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Çünkü genelde yöneticilerimiz futboldan anladığını düşünerek kendileri yetkisi olan adamlar oldukları için paraları, yetkileri, her şeyi onda onlar yapıyorlar. Futboldan anlasın ya da anlamasın, yeşile bassın ya da basmasın. Onlar yapıyor bu işi, sonra getirip hocanın önüne koyuyor, diyor ki al oynat. O yüzden bak çok güzel bir şey söylemiş Torrent aslında. Torrent'in söylediği bu şey bizim ligimizin en büyük problemlerinden bir tanesi. Diyor ki alacağınız oyuncuyu bana sorun. İyi etüt etmiş hoca. Bence bu bugünkü maçtan çok önce etüt edilmiş bir şey. Yani diyor ki bana sormadan oyuncu almayın. Bir ihtiyacımı göreyim öyle alın. Bana göre de Galatasaray'ın ihtiyacı orta sahada bu takımı çekip çevirecek bir orta saha. Çok net ihtiyacı var ama onu da işte devre arasında o Fernando ayarında bir oyuncuyu kulübe kazandırabilmek de çok kolay Berkay, olmuyor. Trabzonspor için söylemiştik. Trabzon için yaptı. Bir tane yap. Tam yap. Para harcayacağım bir oyuncun olsun. Ama o oyuncu o takıma girdiği zaman sadece kendisinin değil etrafındaki oyuncuların da seviyesini yukarıya çeksin. Öyle bir oyuncu al. Bir tane al fedakarlık yaparak kapat gerekirse. Trabzon'da konuşamadık fanzine yetişmedi. Yusuf da bir anda şapkadan Yusuf çıktı Trabzonspor'da transferde. Ya ama hocanın ben Yusuf'u çok daha öncelerden sezon, beri istediğini... Kendi de söyledi. Sezon evet, başında istedim. Biliyorum. O kullanış amaçlı. Doğru kullandığınız bence zaman faydalı olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Ama tabii Vakayeme ayarında bir oyuncu değil. Bana göre Abdülkadir Ömür klasında bir oyuncu değil. Ama iş görecek oyuncu mu? Zaman 20 dakika, zaman iş 25 görecek. Dakika. Abi Yusuf Sarı'ya iş yaptırdı Abdullah Hoca. Yusuf neden yaptırmasın? Yapıyordu golü zaten. Yapıyordu. Ama orada bir hata var. Tabii Abdülkadir Ömür'ün ağrılarının arttığı söyleniyor. Evet, ilk yarısının sonunda. İlk yarıda aynı golü Abdülkadir Ömür yaptı. O kalecinin ayağının dibine ayağını bıraktı. Dibine. Zaten en ölümcül vuruş olur, kalecinin tabii ayağının dibine yapılan ama vuruş. Yusuf da bence kötü vurmadı. Yani Yusuf o biraz daha şiddetli tabii vurması lazımdı orada. Belki de. Stoper oyuncusu yetişti. Nihayetinde orada karşı karşıya. Ama bugün Galatasaray'a baktığın zaman 3 pozisyon bulduysa 7-8 pozisyon verdi. Pozisyon abi bulma zaten konusunda başarılı olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Ama pozisyon verme konusunda da çok başarısız. Zaten sezon başından beri en zayıf noktalarından bir tanesiydi Galatasaray'ın. Kolay pozisyon vermek. Yani Denizli Spor maçını hatırlayalım. Yani ilk 8-10 dakika inanılmaz bir baskıyla başlayan Galatasaray. 2 kere atak yaptı Denizli Spor takımı. Yine 2 tane gol yediniz kalenizde. Herkes diyor ki bunlar futbol kazası falan. Hayır, futbol kazası böyle olmaz. Top rakibe geçtiği zaman bugün tepki veremeyen bir Galatasaray seyrettiğimizi 3. kez söyleyeyim. Denizli Spor maçı bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Denizli Spor maçında Galatasaray'ın yediği ilk gol 5-6 tane pasa Galatasaraylı oyuncular hep müdahale etmekte geç birkaç versin saniye geç kaldılar. Pas atıldıktan sonra bittiler, tepki vermeye çalıştılar. Sonuç topu fileden aldın. Bugün de aynı. Bugün de aynı. Denizli Spor yapabiliyorsa Hatay Spor kalitesinde takım haydi haydi yapar sana bunu. O yüzden önümüzde fikstürü getirdiği zaman Trabzonspor daha set hücumu yapabilir. Trabzonspor daha set hücumu yapabilir ama onun dışında fikstürde Galatasaray tüm rakipleri bugün Hatayspor'un yaptığı işi yapan takımlar. Kasımpaşa böyle oynayacak hafta içinde. Alanyaspor zaten doğasında bunu oynamak olan bir takım. Diğer taraftan Kayserispor çabuk hücum edecek. Kayserispor da topa hakim. Bu hafta Adana Demirspor'a karşı harika bir maç oynadılar bana göre. Ama Göztepe topu sana bırakacak. Şimdi Galatasaray'ın fikstüründe bugünkü Hatayspor'un çok benzeri rakipler var. Bunu evet, geliştirmek yani zorunda. Top rakipteyken ne yapıyor? O da kolay değil Erman abi yani. Aslında çok kolay Berkay. Çok kolay ama taktik Galatasaraylı oyuncuların nasıl söyleyeyim sana, Galatasaray'a geldikleri andan itibaren hayal kurdukları oyun bu değil. Hep toplu oynayalım, pas yapalım Galatasaray falan. Çünkü ama Galatasaray Avrupa Kupası başarısı topu rakibe bıraktığın anlardaki disiplini savunmadan geçti. Bu lig öyle bir lig değil. Üretmen gerekiyor bu lig. Burada üreteceksin. Burada üretemezsen başarılı olman mümkün değil. Galatasaray forması puan sıralamasında yerin ne olursa olsun topla ilişkisi iyi takım olmak zorunda. O yüzden orta saha bir organizatör lazım Galatasaray'a. %100. Ve o puan sıralamasındaki yerini de unutarak oynaması lazım bu noktadan sonra Galatasaray'ın. Ya da ne yapacaksın biliyor musun? Ya da ne yapacaksın? Kendi kadronun içerisinde şapkadan tavşan çıkartacaksın. Savunmanın önüne çok beklenmedik topla ilişkisi iyi bir oyuncu koyacaksın. Madem şimdi tamamen yaparak sallıyorum yani isim aklıma geldiğince. Morussan'ı öyle böyle oynatacaksın. Bir şey çıkacak Morussan'dan. Ya top kullanma becerisi yüksek bir oyuncuyu oraya atacaksın. Yanına Berkan'ı mı atarsın? Top rakibe geçtiği zaman aktif Taylan'ı mı atarsın?
Bilemem. Ama sen önce oyun kurarken pas kaliteni yükseltecek bence bir oyuncuya ihtiyacın var. Transferse ilk transfer bu olmalı. Transfer yapamazsan kendi içinden böyle bir oyuncu bulmalısın. Kendi içinde Torrent'e olmanız tabii bir çözüm bulacak. Denemeler de yapıyor. Çıkıldağ'ı belki birazcık arkaya çekebilir. 6 numara pozisyonunu da kullanabilir mi? Birazcık daha pozisyonunu savunmanın önüne kullanabilir. Çekebilir mi? O da mesela maçın içerisinde çok kayboluyor Berkay. Evet, çok. Çok kayboluyor. Evet, Galatasaray oturmuş bir oyun oynamadığı için bu eleştiri olarak kabul edilmesin. Ama Çıkıldağ'ın maçın içerisinde oyuna katkısının daha fazla olmasını bekliyorum. Daha çok dokunması ben lazım. Potansiyelli bir oyuncu. Ayağı düzgün. Hücuma gittiği zaman doğru yerlere koşular da yapıyor. Pas kalitesi yüksek. Fakat aldığı sorumluluk az. Galatasaray oyununda en fazla sorumluluk alması gereken oyunculardan bir tanesi. Dayanıklılığı da çok yüksek çünkü. Yüksek dayanıklılık. Yüksek. Oyuncu. Potansiyelli oyuncu ama aldığı sorumluluk yeteneğine göre az bir oyuncu diye düşünüyorum. Bartu olmaz mı demiş mesela Emre Karal. Yani Bartu da çok süre almadı. Genç oyuncu, Galatasaray taraftarının ümit vaat ettiği, ümit beklediği bir oyuncu ama ya Emre, şu çok zor bir hikaye. Emre Belezoğlu'nu transfer etsin Galatasaray demiş. Yani şu çok zor bir hikaye. Genç oyuncuyu bu kadar stresli ve dağınık bir anda atarak atmak kaybetme zor ihtimalin çok yüksek. Yani kazanırken bir son 20 dakika atarsın, bir 45 dakika atarsın. Abi bakarsın, oyuncu karşılığını veriyor. Ondan sonra 11 oynatmaya başlarsın ama işler bu kadar sıkışıkken, puan durumu bu kadar kötüyken bilmiyorum ne kadar doğru olur. Tabii soruları da, yorumları da alacağız. Hani Galatasaray maçını yavaş yavaş toparlayalım. Dün Fenerbahçe karşılaşması vardı Erman abi. Fenerbahçe de hakikaten... Bak yanlış anlama. Fenerbahçe takımı dün berabere kaldı. Bugün Galatasaray mağlup oldu. Ben Galatasaray'ın oynamaya çalıştığı oyunu daha çok anladım. Fenerbahçe'den ben hiçbir şey anlamadım. Fenerbahçe'den hiçbir şey anlamadım. Yani elbette yani yanlış anlaşılmasın söylediğimi, çok dağınık mahalle takımı gibi bir takım gördüm ben. İsim isim bakıyorsun ve buraya yazıyorsun. Çok önemli bir şeyler vaat ediyor. Sahanın içerisine çıktığı zaman çok kötü. Çünkü fişi çekmiş Fenerbahçe takımı. Abi çekmeyecek. Tamamen kopmuş olaydan. Yani. Yeni bir teknik direktör geldi ama hiç bak bugün Galatasaray mesela Galatasaray'ın istek ve arzusundan ben hiç şüphe duymadım bu akşam. Evet, yaptı ağır yapamadı. Ağır mağlubiyete rağmen. Yaptı yapamadı. Aynen. Yani çok uğraştı. Galatasaray'da her oyuncu bilmiyorum koşu mesafelerini ben bilmem. Çok da inanmam, gördüğüme inanırım. Ama şiddetli koşuyu çok yaptılar. Çok depar attılar, çok mücadele ettiler. İkili mücadelede hiç sakınmadılar. Doğru. Çok denediler. Maçı kazanmak için konsantre olmaya çalışmış Galatasaray tarafı. Fenerbahçe'de görmüyorum. Fenerbahçe'de başka bir ruh hali var. Bozuk yani, hali teorisi yani kısacası. Çok bozuk. Çok bozuk. Çok ama bozuk. Galatasaray uğraşıyor. Galatasaray düzeltir. Bugün çalışıyor Hatay, çünkü yani. Bu çalışıyor. Üstü. Çok güçlü bir takım Hatay. Galatasaray yeni bir teknik direktör değiştirmiş. Her takımda olduğu gibi 3-4 haftalık çıkış süreci yaşayacaktır Torrent'le beraber. Ama Fenerbahçe hiç yeni teknik direktöre tepki verecek bir durumda değildi. Ama şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörünün açıklama biçimi, açıklama tarzı, oyuncularda nasıl bir tepki uyandırmış olabilir? Şimdi bu taraftan da bakmak lazım bence. Fenerbahçe bir teknik direktör açıklaması yaptı kulüp. Yani iki sayfalık bir açıklama yaptı. İsmail Kartal'ın ismi ikinci sayfanın ikinci paragrafında geçiyor. Şimdi oyuncu da bunu okuyor. Yani İsmail Kartal'ın tamamen geçici geldiğini, 6 ay sonra olmayacağını o oyuncu da biliyor. Evet. Şimdi nasıl olacak o zaman? Sözleşmeyi, 6 aylık sözleşmeyi takımın adı Fenerbahçe bile olsa belli bir seviyenin üzerindeki hiçbir teknik direktör kabul etmez çünkü. Kabul eden İsmail Hoca oldu. O bir Fenerbahçe neferi ve ihtiyaç olduğu anda 6 aylık bir senelik fark etmeksizin gelip Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Eyvallah. Ama oyuncu üzerindeki etkisinin ne olacağını ben bilemem. Hiç teknik direktör olmayışından bana göre daha iyidir. Tabii ki, tabii ki. Ama Mesut Özil'i 65'te çıkarırsan bunu da tartışırız. Ben mi dedim Mesut? Yani çok da kötü buna, olmuyordu bu arada. Bak o ayrı. 65'te Mesut'u çıkarıp Nazım'ı oyuna sokuyorsan bunu da tartışmak zorunda kalırız biz o zaman. Sen artık kafanda 7-8 tane özel Fenerbahçe oyuncusu belirle. Sakatlık, ceza ya da başka bir sıkıntı yoksa üstüne bu oyunculardan vazgeçme. Sen Mesut Özil'i oyundan alma. Alma. Yanına Pelkas'ı at. Ne kaybedeceksin bu saatten sonra Fenerbahçe'de? Maçı kaybetmezsin zaten. Yanına Pelkas. Mesela bu akşam kendine has bir değişiklikten bahsettik. Torrent için. Kıyaslıyorum. Hakikaten şapkadan tavşan çıkarttı. 2-2'den sonra eğer Çıkıldağ'ın vurduğu pozisyon gol olsa, 3-2 öne geçen Galatasaray olsaydı bugün Torrent'i kahraman diye konuşacaklardı. Kesin. Çünkü tek santraforunu oyundan çıkarttın. Pozisyona girecek. Halil, özür dilerim. Kerem, Emre Kılıç, Çıkıldağ yaptın ön tarafı. Hakikaten şapkadan tavşan çıkartıyordu bir neredeyse. Bir şey değiştirdi. Bir şey değiştirdi ama işin savunma kısmında maç boyu bir şey değiştiremedi. Ama hücum kısmında dokunmayı başardı. İsmail Hoca
öbür tarafta yani İsmail Fenerbahçe'de... Hoca ne yaptı? Maç boyunca kaleye gidemedin. Attığın gol biraz tesadüfi. Yani, tamamen şans golü yani. Pozisyonun yok. Ama hücumdaki etkinliği değiştirebilmek için hiçbir şey yapmadın. Bir şey de yapmadın. Tam tersine Nazım'ı oyuna aldın. Genç Muhammed'i aldın falan. Abi genç Muhammed'i geliştireceksen, üst düzey bir futbolcu haline getirmeye niyetin varsa Mesut'la oynasın. Mesut'la oynarsa olur. Yusuf Yazıcı Sosa ile oynadığı için oldu. Mesela. Cengiz Ünder Emre Bölezoğlu ile oynadığı için oldu. Değil mi? Bak iyi genç oyuncular nasıl yetişti? Yanındaki iyi oyuncular sayesinde yetişti. O oyuncuların liderliğine baka baka onlardan doğru şeyleri, pozitif ayrıntıları ya da Emre Belözoğlu Hacı ile oynadığı için oldu. Emre Belözoğlu Hacı ile oynadı. Çok güzel yakaladın. Yani bunlara dikkat et. Şimdi diyorlar ya mesela Bartu girsin. Ya Bartu kime bakacak sahanın içerisinde? Önce oraya bir özel oyuncu bul. Galatasaray orta sahasına. Ondan sonra Bartu'yu da oynatmak istiyorsan oynat. Ya Fenerbahçe tarafında da yani şuna da çok anlamıyorum. Dün yayının sonunda bir izleyicimiz çok güzel bir soru sordu. Yani bir tespitte bulundu. İsmail Hoca'nın son dönemde katıldığı bir televizyon programından bir alıntı yaparak dedi ki İsmail Hoca o programda Mesut'un 10 numarada daha rahat oynayabileceğini, kenarda çok rahat olmadığını, İrfan'ın da pozisyonunun 8 numara olduğunu söylemiş. Ama dünkü maçta Mesut sol tarafta İrfan'ı 10 numarada gördük. Birazcık tezat olduğu ben çok iyi yakalamıştı. Dün akşamki yayınımda da başka bir mecrada bundan bahsettim. Ya bu İrfan'ın 8 numara olduğunu hadi Pereira bilmiyor diyelim. Kabul etmedi. İsmail Hoca nasıl kabul etmiyor? Milli takım maçlarını ya da geçtiğimiz sene Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi performansını izleyen herkes İrfan Can'ın iyi bir 8 numara olduğunu bilir. İşin bir tarafında da şöyle, topa hakim bir takım olma niyetin varsa zaten mecbursun onu. Zaten İrfan Can ne kadar çok topla buluşursa o kadar hücum üretkenliği. Ne kadar çok topla buluşursa o kadar yüksek pas sayısı değil mi? Tabii ki. Neden attın ön taraftaki üçlüye? Neden dörtlünün sol beki Ferdi? Bana göre büyük yanlış. Bak Osayi hadi neyse kabul edilebilir savunma kabiliyeti var. Ben artık şunu diyorum abi. Oyuncular mı istiyor acaba? Ferdi çok forma giydiği bir sezon yaşıyor. Belki de kariyerinde en fazla forma giydiği dakika aldığı sezonu yaşıyor. Fakat Ferdi'ye iyilik yapmıyorlar sol bek oynatarak. Kaybediyor Fenerbahçe Ferdi bence de. Hücum özelliklerini geliştirebileceği bir anda bu kadar çok dakika alırken savunma zaaflı bir oyuncu gibi gözükmeye başladı. Boşuna. Sarı kart gördü, atılabilirdi. Şunu kabul edeyim, hadi neyse üçlü oynarken geride dörtlünün beki yaptı. Biraz daha öndesin orada. Daha hücumcu gibi, hadi neyse bunu kabul edeyim. Orada bile yanlış ama. Abi dörtlü oynarken sol bek yapma ya. Ferdi'yi hiç ya. Hiç değil. Nova'nın yokluğunda bile yapma. Yapma, Atilla Salahi de yoksa yine yapma. Kır oradan bir stoperi oynat, Tisserand'ı oynat, onu yapma. Bu yanlış. Ferdi'ye zarar veriyor Fenerbahçe tarafı bu konuda. Yani dakika alması Ferdi'nin daha çok gelişimine katkı sağlayacağına... Sadece maç temposu kazandı. Başka evet. Hiçbir şey kazanmadı kariyeri için. Sana söyleyeyim. Oyun parlayan bir kattı. Oyuncu olmadı. Özellikle bir oyuncu gibi gözükmüyor. Fiziksel yapısını geliştirdi. Bu da tamam. Oynayarak maç temposu kazandı. Tabii. Dayanıklılık kazandı. Ama zaten genç bir oyuncu. Yani mesela Rossi'ye vereceğin şansı Ferdi'ye verseydin. Ön tarafta. Abi oyuncular yani şimdi İrfan Mesut noktasında şuna sormak istiyorum. Oyuncular istiyor olabilir mi bunu? Şimdi bak. Ya çünkü Zeki Hoca da böyle oynattı. İsmail Hoca da geldi. Fenerbahçe'nin tek santrafor arkasında iki oyuncuyla oynadığı bir yerde Mesut Özil bir kenarda gibi gözükse de serbestliği alıyor maçın içerisinde. Ve Mesut Özil topla genelde santrafor arkasında buluşmayı seven bir oyuncu değil. Sırtını zaman zaman çizgiye veriyor çünkü boş alanlar orada. Takımı oradan idare ediyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Galatasaray'ın Snyder'le yaşadığı şampiyonluk dönemidir. Solu atardı hep kendini. Yasin'le beraber orada kendini sola bir atıyordu. Oradan bütün takımın hücum organizasyonlarını yapıyordu. Mesut da kendini bir tarafa atmayı seviyor. Bir serbestlik tanıyacaksın. Sen Mesut'a göre pozisyon alacaksın maçın içerisinde. Ama maç başlangıcı da top rakipteyken Mesut kendini bir çizgiye atacak. 10 numara oynamayı seviyor derken 10 numara rakip orta sahaların kalabalık tuttuğu bir bölgedir. 6 numaranın çok... 2 6 numarayla oynuyorlar. 2 6 numaranın arasında kalırsın. O yüzden Mesut'un bir kenarda daha serbest bir oyuncu gibi oynaması gerektiğine inanıyorum ben. İrfan Can'ın da 8 numara oynaması gerektiğine inanıyorum. O savunmanın yanında. Ha, Mert Hakan varsa ben bir tarafa İrfan Can'ı bir tarafa da Mesut Özil'i atmak da yanlış bir tercih diyemem. Mert Hakan sahadaysa mı? Sahadaysa. Yani Sosa Mert Hakan'sa evet bu da olabilir. Yorumlara bakalım. Neler demiş izleyicilerimiz? Bir Galatasaraylı seyircimiz demiş ki sene 2006
2006 değil o. 2009-2010 sezonundan bahsediyor. Orta saha Mustafa Sarp, Ayhan Akman. Sene 2022 orta saha Berkay Taylan demiş ama Berkan Taylan olacak. Değişen hiçbir şey yok. Bu takıma Melo Fernando 2 tane süper 6 numara geçti. Galatasaray futbolcuları değil demiş kısacası bu oyuncular için. Yüzeysel olarak katılıyorum. Yüzeysel olarak. Çıkıldao bu takımın üst düzey oyuncusu olmaya adaydır, bir daha söylüyorum. Sürekli oynamaya devam etmeli ama Berkan ve Taylan zaman zaman Galatasaray'da görev alması gereken oyuncular. Galatasaray orta sahasının kalitesi rakiplerine göre, doğal rakiplerine göre bence çok düşük. Ya Beşiktaş orta sahası Pjanić Josef ile oynuyor Berkay. Ya Pjanić Josef formdadırlar, değildirler. Mesele o değil. Önlerinde Alex Teixeira var. Faydalı mıdır ama... Beğenmedin, Emirhan buldun. Yani kağıt üzerinde ve Emirhan da şimdi Alex Teixeira'yı kulübede oturtuyor. 17 yaşında çocuk. Daha da oturtabilir. Şimdi Trabzonspor'un Marek Hamşik Bakasetas'la oynuyor. Hiç bakma Trabzon. Hiç bakma. Peki nasıl olacak bu iş? Nasıl yarışacaksın? Yarışamazsın. Fenerbahçe formsuz ama Jose Sosa, Mert Hakan, İrfan Can... Çok Mesut kullanırsın. Mesut. Bir sürü üst düzey oyuncusu var. Galatasaray'da o kalite eksik. Fenerbahçe için, Beşiktaş için formsuz diyebiliriz. Galatasaraylı oyuncular için yetersiz demek sanki ya daha doğru. Ya bu oyuncuların Marek Hamşik'e dönüşmesi mümkün değil. Olmayacak zaten. Pjanić'e dönüşmesi mümkün değil. Sosa'ya dönüşmesi mümkün değil. Galatasaray genç, enerjisi yüksek bir takım hayal ederken kaliteyi hayal etmeyi unuttu. Kaliteyi hayal etmeliydi. İlk bakması gereken şeydi. Evet. Çok kaliteliyken düşük enerji biraz Galatasaray'ın bakış açısını Sevil değiştirdi. Sevil Emine'lı dönemden evet. Bahsediyorsun. Dedi ki ya benim kalitem var ama hiç koşmuyor. Bu takım durarak Şampiyonlar oynuyor. Ligi'nde maçlara 15. dakikada havlu atıyor dedi. Sadece kaliteli bu iş olmaz dedi. Bu sefer de çok asker oyuncu. Buradan aldı buraya. Yani çok sadece mücadele üzerinden iş yapan oyunculara yöneldi. Kalite eksikliği var Galatasaray'ın. Eğer transfer döneminde bir yere dokunacaksa Galatasaray orta saha kalitesine dokunmalı. Kesinlikle. Mesela Asın Sağ diyor bir oyuncu aldı. Kadroda görüyorum ben. Kadro arada yaptı bugün. Kulübede gülüyor falan. Eğleniyor. Çocuk gurme gibi geziyor Hatay mutfağı, Antep mutfağı. Bu ne abi? Niye oynatmıyorsunuz çocuğu abi? Böyle şey olur mu? Bu ne ya? Bir transfer, yabancı transferi ya. Yabancı oyuncu bile. Ya bu kadar kötü varken. Oyuncu mu? Bu arada ben ayaklarının da iyi olduğunu, yani Ümit Davala'nın, Ümit abinin de futbol bilgisine güvenirim. Nihayetinde Galatasaray teknik ekibinde yer almış bir isim. İyi oyuncu dedi. Bir de ayakları zaten temizse, ayakları ihtiyacı olan da o. Biz zaten ihtiyaç olarak bu böyle bir oyuncu olduğu için aldık dedi. Adam geziyor abi bütün Türkiye'yi. Öyle olmaz ya, at bir dene bir görelim. Ya Fatih Hoca iki maç kullandı. Yani sonra bir daha hiç yüzüne bakmadı. Çok az kullandı. Çok az kullan. Şimdi diyeceksin ki kötü de oynadı 45 dakika. Galatasaray o gün yine puan kaybetti. Kayseri maçı 90 dakika 3-0 yenildi. Tamam da Berkan hatasından gol yemedin mi? Kırmızı kartlar, penaltılar olmadı mı? Taylan hatasından gol yemedin mi? Her oyuncu yapıyor o pozisyondaki. Adama bir şans tanı. Bu kadar kalitesizse orta sahan. Neden yeni transfer olan bir Asın Sağ'ı görmüyoruz? Belki bir şey çıkacak. Yani belki bir farklı bir şey. Ya bu arada genç oyuncu. Çok genç oyuncu. Sen hani projeydin? Hani geliştirmek üzerineydi? Niye Asın Sağ'ı denemiyorsun o zaman? Yani tüm Galatasaraylılar şu anda yorum kısmında yani lider özellikle bir orta saha oyuncusuna dikkat çekiyorlar. Ama tabii devre arasında o seviyede bir oyuncu olur mu, bulunabilir mi çok kolay değil. Mustafa Öztürk demiş ki Hüseyin Türkmen sizce de iyi bir stoper oyuncusu değil mi? Bence ligin en iyi Türk defansı demiş. Katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Hüseyin Türkmen en iyi Türk savunmacı diyemem. En başta kendi memleketinden Caner Osman Paşa'ya ayıp olur. Sivaslı. Evet. Caner Osman Paşa da en az Konyalı Hüseyin Türkmen kadar iyi stoper. Abdülkerim'i güzel yakaladın. Bardakçı. Doğru. Bugün Hatay Spor stoperleri de hiç fena oyuncular Burak'la değil. Burak'la Fatih de iyi oyuncu. Evet. Burak'la Fatih de iyi oyuncular. O yüzden Hüseyin Türkmen'in bu oyunculardan çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Edgar'la ilgili de tabii o bilgiyi verelim. Yani Trabzonspor sanki tamamen yolları ayırmış gibi bir izlenim vardı Edgar ile ilgili. Sezon sonu sözleşmesi bitiyorsa ve böyle bir sakatlık yaşandıysa kontrat dondurma galiba kaldırıldı. Olmuyormuş. Yani olmuyor. Bir daha görüşme yapacağız dedi Ağol. Yani Ahmet Ağol tekrar. Bana göre sakat daha iyi olsa yeni sezon çok iyi oyuncu. Planlamasına biz mutlaka çok beğeniyoruz. Çok beğendiğimiz bir oyuncu. Hem stoperin çabuğu, hem agresifi, hem dengelisi olur mu? Edgar'ye böyle bir oyuncu. Çapraz bağ sakatlığına rağmen genç bir oyuncu olduğu için de bunu çabuk atlatacağını düşünüyorum. Arasan bulamazsın o kalibrede oyuncu Berkay. Abi arasan bulamazsın. Türkiye'de bugün
bazı stoperleri başka bir yere ayıracaksak Kim Min-jae'ye, Edgar Yeh'i başka bir yere ayırırım ben. Kim Min-jae'ye, Edgar Yeh'ye bence ikisi çok önde. Şu anki gösterdikleri evet. performansı. Hugo da eşlik edebilir. Zala Hugo da onlara katılıyorum. Eşlik eder gibi evet. görünüyor şu anda. Yine bakalım yorumlara, bakalım seyircilerimiz neler söylemiş. Ama yani bugün maçın hakemiyle ilgili çok ciddi bir isyan görüyorum. İsyan görüyorsun. Ben de bir arkadaşımızın yazdığı bir şey dikkatimi çekti. Fatih Hoca'nın gitmesine bir şey demiyoruz ama gönderiliş şekli saygısızca dedi. Çok haklı ya. Türkiye'de, ben kendimden biliyorum, futbolcuların ya da teknik direktörlerin doğru şekilde takımlarından ayrıldığı çok nadir görünen bir şey. Biz güzel vedayı yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Fatih Hoca da olsan bu değişmiyor. İşte Çaykur Rizespor'da, Alex de olsan Hamza değişmiyor. Hoca da, bak Alex de Söz olsan da değişmiyor. Biz bu işi çok kaliteli yapamıyoruz. Bu konuda izleyicimize %100 katılıyorum. Çok doğru bir tespit. Elbette ki Fatih Hoca ve Galatasaray hikayesi başka zaten. Bambaşka. Ama ne olursa olsun ben şuna çok farklı bakıyorum. Fatih Hoca bulunduğu durumdan rahatsız olmalıydı. Ben biraz böyle bakıyorum. Fatih Hoca'nın Galatasaray yönetiminin kendisini göndermesine izin vermemesi gerekiyor. İşin oraya getirmemesi lazım. Getirmeyecekti. Getirmeyecekti. Ne olursa olsun. Nihat giderken bir şey söyledi. Türk takımlarını yenmek için kurulmuş bir takım Galatasaray dedi. Ama Galatasaray'ı, teknik direktörünü bir tek bunun üzerinden okumam ben. E tabii. Artık okumam. Yıllar sonra yani. Gerekirse transferde harcattığı para, tabii. bir takımın hele oyun Fatih kalitesi, Türkiye Kupası'nda elenişi, genç oyuncu oynayıp oynamadığı, o yüzden Galatasaray düşüşte bir takımdı. Fatih Hoca bence bu konuda yönetime gerek bırakmamalıydı bazı şeyleri. Buraya gelmemesi lazım. Kendisi halletmeliydi. Evet bence de şık olmadı. Ama şık olmadı, ne olursa canım. Olsun Türkiye'de zaten bu iş hiçbir zaman şık yani olmuyor. Düşünüyorum şu anda hakikaten öyle hayal ettiğimiz gibi bir veda yaşandı mı bu tarz isimler arasında? Düşünüyorum, bulamıyorum. Çok hakikaten. Zor. Bayağı zorladım hafızamı. Başarısız, bir kere şunu kabul etmek lazım. Başarısız mıydı? Evet. Evet. Başarısızlıkla gelişen ayrılıklar çok şık olmuyor. Olmuyor. Kimse başarısızken çok şık ayrılmıyor. Bak Mustafa Deniz de ayrıldı. Taraftar? Sessiz, sedasız. Ne oldu yani, bir tören mi düzenlendi? Yok, sessiz sedasız bıraktı Mustafa Hoca. Bugün de mağlup oldular. Bence problem Mustafa Hoca'da değil. Orada oyuncu grubunda. Altay kadrosunun kalitesi bu kadar. Bunu oynar diyorsun. Ya bunu oynamaz bu arada. Mert Nobre geçti şimdi takımın başına. Jose Mourinho'nun tabiriyle otobüsü çekmesi gereken takım Türkiye'de Altay. Altay değil mi? O evet. Oyuncu kalitesi yüzünden bugün diyorum. Bugün bakıyorum Alanya'ya önde basmaya çalışıyor. Fenerbahçe'ye şimdi yanlış gelecekler. Bakıyor. Meseleye yanlış bakıyor. Sen katı savunma yapacaksın. Oyuncu kaliten bunu gerektiriyor. Yoksa maç kazanamaz. Topla ilişkin. Ya 10 hafta mı? Kaç haftadır kazanmıyor? Abi bayağı çok uzun, oldu çok ya. Uzun süredir kazanmıyor. Yani. Unuttuk bile en son. Evet. Beşiktaş'ı yenmiş en evet. son. Otobüsü çekeceksin. Öyle gideceksin. Sen önde 4-5 oyuncuyla falan, o senin için lüks. Yok olmuyor zaten. Onu, olmuyor. Mümkün yani, değil. Tam İstanbul'da Galatasaray'a direndiler falan ama. Ya orada da şimdi hakem kararını da çok konuşmamız gerekir. Yani orada %100 katılıyorum. Maçla ilgili evet. bir şey söyleyeceksek. Bugünkü Galatasaray mağlubiyetini hakemin üzerinden okumam yalnız. Onu da söyleyeyim. Ya bence de kesin. Penaltıların ikisi de penaltı. Taylan'ınki yalnız, de Galatasaray'ın net bir şekilde. Ya kullandığı, kazandığı penaltıda ne yaptı Ataylı oyuncu abi? Yani bir de itiraz etti. Neye itiraz ettiğini gerçekten anlamadım. Manşet yaptı. Yani. Eliyle manşet yaptı. Offside'e çok takılan arkadaş olmuş. Bir daha söyleyelim. Evet, program başında yönetmen pozisyonun başındaki offside'i gösterdi ama pozisyonun devamında top Galatasaraylı oyuncuya geçtiği için ve sonrasında Aytaç topu bir daha kaptırdığı için o gelişen atağın sonucunda pozisyon offside falan değil. Aytaç'ın kaptırdığı topla başlıyor. Yönetmen yanlış bağladı pozisyonları. Yanlış evet. bağladığı için yanlış bir algı oluştu. Hayır, pozisyonda bir hata yok. Erman abi şurada şu anda sen Galatasaray orta sahasında oynasan Çıkıldağ'dan daha iyi oynardın. Sanıldığı kadar iyi oyuncu değil demiş. Ben Galatasaray'la sözleşme imzaladım 18 yaşında. Gelmek evet. nasip olmadı. Hem de Fatih Hoca ile imzalamıştım. O dönem 96-2000 dönemi değil mi? Evet. Bosman yasası olmadığı için sözleşmem bitse bile biz bonservis bedeli ödenmesi icap ediyordu. Çok yüksek açıkladılar. Galatasaray'da yanaşmadı o dönem benim bonservis. Kartal'dan evet. Yani Fatih Hoca çağırdı, imzaladık falan. Olmadı, nasip değilmiş. Ama o zamanki Galatasaray kadrosunda zaten nereye giriyorsun? Yani Tugay abiler, Haciler... Emre Belezoğlu'nun yeni çıktığı. Evet, yani öyle Ümit Davalar, Ergün Pembeler havada uçuşuyor. Ya o orta sahanın böyle belki antrenmanını şimdi... seyredemezsin. Ya, çok zordu. Belki de gelişim gösterecektik bilemem. Şimdi senin söylediğin noktaya gelecekti belki iş. Sen o kaliteli oyuncularla gelişim çok daha büyük bir ben gelişim gösterebilirsin. Ben bu orta sahayı sayarken Galatasaraylı
taraftarlar muhtemelen şöyle bir özlemle burnunu çekti yani. Ah 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 demişlerdir. Hakikaten Galatasaray'ın kalitesi çok eksik şu anda. O Tuğay Kerimoğlu, Okan Buruk, Emre Belezoğlu, ya, Suat Kaya dörtlüsünden. Hatta Amerika İsviçre kampları yapacaktı Galatasaray sezon başı. Dediler ki seni kampa götürürüz. Olmazsa bir yere kiraya veririz. O dönemde de Bakırköy'e kiraya veriyorlardı. Fatih Akyeli falan da vermişlerdi falan. Ben şimdi niye sen yaşımı ortaya çıkarttın? Ben niye anlatıyorum bunları? Maç konuşacaktık ya Allah. Devam et abi, bitir hikayeyi. Ya ne oldu işte, alamadılar bonservisimizi. Devre arası Çanakkale Dardanel'e transfer olduk o zamanın parasıyla işte. O zaman ondan sonra da bambaşka bir hikaye başlıyor tabii senin hayatında. Tabii sonra Trabzonspor yani, falan. Daha ama iyi ya da daha kötü olacağını tahmin etmek tabii çok zor. Bilemem, belki de şans bulacaktık. Yani, belki o kadronun içine devam edecektin. Belki hiç şans bulamayacaktın o kadroda. Belki çok başka bir şey olacaktı. Şu bir gerçek. Kaliteli oyuncu sayısının çok daha fazla olduğu yıllarda Türk futbolunda ve Galatasaray'da. Yani her takımda da vardı yani. Oyundan çıkan kaliteli, giren daha kaliteli oluyordu bazen. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çok eksik gözüküyor yani. Ama her takımımızda vardı Erman abi. Yani Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da o hep kreatif oyuncular üzerinden okunuyordu. Ya şimdi hikaye. Bakıyorum Galatasaray takımı orta sahasında böyle topu aldığı zaman iki kısa kafasını çevirip bir terse atacak oyuncu arıyor ya Galatasaray. Yok yani Galatasaray'da. Yok. Gözü kapalı yapıyordu o işleri. Yok yani Sayın Burak Elmas'ın da kendi takımını seyrederken teknik direktöründen bağımsız olarak bu ihtiyacı görmezden gelmesi mümkün değil. Galatasaray çok orta sahasında top gelmeden düşünecek, geldiği zaman en doğru oyuncuyu bulacak özel bir isme ihtiyaç var. Özel bir isme. Ben bilmem fedakarlık, ekonomiden anlamam ama Galatasaray'ın ihtiyacından anlarım. Galatasaray'ın çok iyi bir üretken orta saha ihtiyacı var. Ya kaleci konusunda Okan konusu sürekli tartışılıyor ama falan. Olmuyormuş yani. İsmail Çipe'den çok daha iyi bir seçenek olduğunu tabii kabul ediyorum. Ama bilmiyorum bugün çok yedek kalecisi Galatasaray'ın bugün Fatih de kötü ama bu kadar kötü müdür hakikaten? İsmail'den yani kötü müdür diyorsun? Olmayabilir. Fatih'in de daha çok lig oynamışlığı var tabii Fatih'in. Daha tecrübeli bir kaleci ya. Bilmiyorum, ben bundan daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Daha çok lig oynamışlığı var. Fenerbahçe'de tabii kaleci problemi, Altay sakat, Berkin'in de bir sakatlığı var. Hafta içinde karşılaşmalar var. Her iki takımda kaleci problemi yaşıyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Berkin'in de yediği golde uzaktan yakından bir faul olduğunu düşünmüyorum. Gustavo zaten orada. Evet. Müdahale yapıyor. Bir faul yok. Orada kaleci topa çıktığı zaman alır. Öyle bir bağıracak, dizini öyle bir çıkartacak ki yedi düvel kaçacak. Yani kaleciliğin ilk kurallarından biridir herhalde. İlk öğretilen budur evet, değil mi? Evet. Altı pasın içerisi senin böyle helikopterle toplar gibi toplayacağın bir yerdir. Yani önce böyle gideceksin mesela. Vur, çarp, önemli değil yani, o topu at. Orası, şey, senin. Orası senin. Bir de ellerini de kullanıyorsun. Berke'nin de gelişimi açık bir kaleci olduğunu söylemek lazım. Bu tip hatalarını hoş göreceksin. İyi kaleci olacaksa böyle olacak. Beşiktaş'ta yavaş yavaş Ersin'in gelişimini görüyorsun. Ersin bir böyle yarım yani yavaş yavaş gidiyor ama sınıf penaltısı, atlamaya doğru penaltısı gidiyor. Penaltısı gelişti. Evet. Ayaklarını düzeltmeye başladı. Kendi çok arkadaşlarına topu atacak kadar tırnağa atmaya çalışıyor. Bunu da geliştirecek gibi gözüküyor. Refleksleri iyi bir kaleci, eksiği yan topları. Yan toplarını düzeltirse 4-4'lük bir kaleci olacak. Uğurcan da nazar değdedik. Hiç yani olabilir. O bu hiç kadar, ne yapacak? Yani yapacak bu gollerden, gibi hissediyorum. Bu gollerden 4-5 tane yese bile o kadar kredisi var Uğurcan'ın. Tabii tabii Uğurcan'ın. Çok maç çevirdi Trabzonspor'a. Çok dengede tuttu. Çok maçlar kazandırdı. Gayet çok normal tabii canım. Yani. Olabilir. Bir de çok bak çok o kadar soğuk bir havada oynanıyor ki arkadaşlar, Sivas'ı ben bilirim. Gündüz bir maçı oynadık bir tane, hiç unutmam. Gündüz maçı, güneş var ama nefes alırken burun deliklerin yanıyor. -18. Gündüz maçı ya. Ayakların içerisine poşetler falan giyerdik. Bizim dönemimiz öyle. Şimdi yerden ısıtma var tabii. Ama kaleciler için durum daha zor. Top gelmezse 15 dakika topa değemezsen parmaklarını hareket ettiremeyebilirsin. Tabii tabii. Uğurcan için de böyle bir hata, çok eleştiri üzerinden bakmıyorum meseleye. Ya bir Umut Bulut'un kulaklarının şiştiği, neredeyse patlamak üzerinde olduğu bir Trabzonspor, Sivasspor Trabzonspor maçı hatırlıyorum. Ondan bir hafta sonra da Fenerbahçe gitmişti Sivas'a. 2007-2008 sezonuydu. Fenerbahçe şeyle gitmişti yani. O Trabzonspor'un yaşadığı durumu yaşamamak için herkes bere gibi böyle kulaklıklar takarak maça çıkmıştı. Sonra maçın belli bölümünden sonra Roberto Carlos falan attı o kulaklığı. Yani onunla oynamak çok kolay olmadı herhalde. Olmaz. Büyük ihtimalle. Maske ve kulaklıklarla falan maç oynanmaz. Ama Sivasspor'un yeni stadında eski şartlardan çok daha iyi şartlar olduğunu söyleyelim. Öyle bir daha kulaklık. Her stadda artık evet. O yani dışarıya nazaran en az 4-5 derece fark ediyor stadın sıcaklığı. Kesin. Hem abi, zeminin hem stadın içinin. O zemin zaten alttan ısıtma olduğu zaman kar da çok tutmuyor. Ya kulübeler bile fark ediyor. Şimdi kulübelere oturuyorsun, koltukta alttan ısıtma var. Buradan UFO vuruyor. Mis gibi
oturup eski seyrediyorsun. Düşünsene yani senin oyunun dönemde Sivas'ta o dönemde battaniye üstüne battaniye. Tight, yağmurluk, kaban. O oyuncunun sonra ısınacak da hazırlanacak da oyuna girecek de sakatlanmayacak yani. Teknik direktörün kalk ısın demesi küfür gibi. Ben Serhat'a benzemeye başladım bak. Serhat abi. YouTube kafası hakikaten başka bir şey. Serhat abi bizi etkilemeye başladı. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Programı yavaş yavaş toparladı. Çok keyifli bir yayın oldu. Hafta içinde de karşılaşmalar var. Orada da yine canlı yayınlarda karşınızda olacağız. Lig mesaisi devam ediyor. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra programı kapatacağız. Master'un canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus 10. yaşını harika hediyelerle kutluyor. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem sosyalleşmek hem de bu harika hediyelerden birini kazanma şansı yakalamak için açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz diyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus sundu.